Bugün inşallah Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hitap Resulullah Efendimiz'eydi. De ki işte benim yolum, benim yolum budur, böyledir. Görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Allah Subhan'dır. Ve ben müşriklerden değilim de buyurdu. Biz de bugün inşallah görmek üzere Allah'a davet edeceğiz. Aynı zamanda kardeşlerimiz hangi yolu gittiğini anlamaları lazım. Yolumuzun ne olduğunu anlamaları lazım. Sizin yolunuz hangi yoldur diye sorulduğunda, hangi yolda yürüdüğünü, hangi yola davet ettiğini inşallah bu akşam hep beraber anlamaya çalışacağız, anlayacağız inşallah. Hepimiz mutlaka tasavvufi, tarikatı biliyoruz. En azından genel olarak bir bilgiye sahibiz. Tasavvuf yolu, ihsan yoluydu. Tasavvuf, ihsan yolu demektir. Yani Allah'ı görüyormuşçasına ona abdolma yoludur. Aynı zamanda İhlas yolu demektir. Yani Allah'a halis olarak kul olmak, avd olmak yoludur. Hangi yol olursa olsun, eğer o yol haksa, gerçekse, onun kaynağı Kur'an'dır. Bütün tarikatlar, bütün meşrepler, hepsinin kaynağı Kur'an'dır. Yollarını Kur'an'dan çıkarmışlar. Kur'an'a göre yolu yürümüşler. Her bir tarikat yolunu çizen geçmişteki pirler hepsi de yolu Kur'an'dan çıkarmıştır. Kendileri bu benim yolumdur dememişler. Sonra gelenler yolu ona izafe etmişler. Falancanın yolu demişler. Bize göre bu doğru bir kelime değildi. Çünkü yol Allah'ın yoluydu. Falancanın yolu olunca sanki o Kur'an'da yokmuş gibi, Allah öyle emretmemiş gibi, Resulü öyle yapmamış da sonra gelenler kendine göre bir yol çizmişler gibi anlaşılır ki bu yanlış anlamadır. Mesela Kadiriler var, Nakşiler var. Genel olarak böyle iki bölüme ayrılır. Biri sesli zikir yapar, biri sessiz yapar. Biri aşk, muhabbet yolunu benimser, öteki haşyet yolunu tercih eder. Sonuçta ikisi de Allah'ın emridir. O zatın kendine göre gittiği yoldur. Bir de mutlaka duyuyoruz. Vahdeti vücut deniyor, vahdeti şuhud deniyor. Yani bütün varlıkta Allah'ın tecellisini müşahede etmek, öteki kendini de dahil edip, kendinde de Allah'ın tecellisini, müşahedeyi katıyor oraya. Bunları geniş geniş anlatmayacağım. Kısaca bilgimiz olsun diye söylüyoruz.
Bununla beraber her velinin mutlaka bir meşrebi vardır. Yani kendi gönül aleminde gittiği bir yol vardır. Hiç kimse için o velinin gittiği yol genel olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, her gönülden Allah'a bir yol gider. Herkesin kendi gönlünden o yolculuğu yapması gerekir. Mürşid-i Kamil kendisiyle beraber olanları, onları onların gönlünden Allah'a vasıl eder, onların gönlünden Allah'a yolculuk yaptırır. Bu yolculuğu yaparken bunu Allah'ın vahyiyle yapar, Allah'ın emriyle yapar, Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle yapar. Hiç kimse kimsenin yolundan yürüyemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Eğer yürüyorsa, yürüyebilirse o onunla aynı demektir. Allah kopya çekmemiştir. Her bir insan özel olarak yaratılmış, yolu da özeldir. Nasıl ki özel olarak yaratılmışsa, fıtratı ayrıysa, yolu da ayrıdır. Yolu da özeldir. Allah'a giderken özel bir yol takip eder. Kendi gönlünde. Mürşid-i Kamil kendisiyle beraber olanların yolunu bilir. Onu gideceği yoldan taşır, götürür. Neyle götürüyor? Allah'ın vahyiyle. Onun için kimseye ait bir yol yoktur. Yol Allah'ın yolu, Resulünün yolu. Eğer yol Allah'a gidiyorsa bu böyledir. Gidenler de o yoldan gitmiştir. Allah'a vasıl olanlar da vahiy yolundan, sünnet yolundan, yani canlı Kur'an'ın yolundan vasıl olmuştur. Kimse kafasına göre bir yol üretmemiş. Kendi meşrebine göre, kendi gönül alemine, gönül yoluna göre yolu yürümüş. Diğerleri de onu takip etmeye çalışmış. Bu takip bize göre doğru bir şey değildir. Neyi takip etmesi lazım? Kendi gönlünden gitmesi gerekir çünkü. Dayandığı Allah'ın vahyidir, Resulullah'ın sünnetidir. Yolu giderken ben şeyhime uyuyorum, mürşidime uyuyorum, hocama uyuyorum değil. Kime uyuyorum? Ben Kur'an'a uyuyorum. Ben Allah'ın vahyine uyuyorum demesi gerekir.